Ekip geliyor Ali için. Ali. Kopya mı çekiyorsun locada? Bakıyor musun bir tüy almak için? Hoş geldin Hasret. Nasılsın? Hasret'in mikrofonu açık değil galiba. Bir daha bir konuşabilir misin canım? Hala açık değil, açılır. Ali bir hoş geldin de Hasret'e. Hasret Hanım hoş geldiniz. Peki açılmadı sanırım. Ben biraz anlatayım Hasret'e. 19 yaşındasın. Hiç evlenmemişsin. Mikrofonu yetiştiriver Ercan. Doğru değil mi Hasretciğim? Evet. Peki tekrar bir merhabalaşın. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet 19 yaşındaymışsınız. Evet. Hiç evlenmediniz. Evet. Biraz daha anlatır mısınız kendinizi? Üniversiteye hazırlanıyorum. Okuyorum yani. Terazi burcuyum. Özellikle sormak istediğiniz soru varsa cevaplayabilirim. Terazi burçları bildiğim kadar çok sakin oluyorlar, değil mi? Sen Yo. De sakin birisi misin? Yok. Çok sakin değil. Bir terazi olarak ben değilim. Ama başkası ve her terazi de aynı Benim olmaz. Benim annem terazi çok sakin. O yüzden sandım her... Yükseleni farklı olabilir. Yani. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Evet, İstanbul'da yaşıyorum. Ailenizle beraber? Evet. Haberleri var mı peki burada olduğunuzdan? Evet, var. 19 yaş sizce çok genç bir yaş değil mi evlenmek için? Doğru söylüyorsunuz. Daha sizin okulunuz var. Sizi beğendim geldim yani. Yani kendinizi hazır buluyor musunuz? Bazı bu bir gerçek. Bazı genç kızlar var. 19 yaşında çok olgun oluyorlar. Evlenmek için kendilerini çok hazır buluyorlar. Tabii kişiden kişiye değişir. O yüzden bu soruyu soruyorum. 4 tane kardeşim var ve ailem çalışıyor. Hep onlara ben baktım şimdiye kadar. Maşallah. Kendimi hazır buluyorum. Yani nasıl açıklayabilirim? 4 neler... kardeş büyütmüş evet. Aslında abla olarak. Evet. O yüzden zor bir şey. Anlat bize biraz kendini karakteristik olarak günlük hayat rutinini. Günlük hayat rutinim aslında pek... dolu dolu geçmiyor. Okul, ev, o kadar. Arada böyle dışarı çıkıyorum. Şu anlık o kadar. Neler yaparsınız, neler yapmayı seversiniz? Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi severim. Biraz evcilim yani nasıl desem. Evde durmayı daha çok seviyorum. O kadar. Peki böyle zamanınız çok olsa... Ne yapmak isterdiniz? Mesela siz dediniz çok fazla zamanım olmuyor, okul, ev. Diyelim zamanınız çok. Neler yapardınız? Yani tek başıma kalmayı tercih ederim. Biraz... yani yalnız kalmayı seviyorum. Düşünmek için vakit ayırırdım. Düşünmek için? Neler düşünmek için? Neler? Her şey... Peki düşünmek için neler diyor. Bunun da düşünmek için sana biraz zaman verelim. Tamam. Dün biliyorsunuz Serkan için Sibel gelmişti. Sonradan açıkladı bize bunu. Sonrasında Serkan'la yayın sonuna doğru biraz burada konuştular. Birazdan da çağıracağım ama ondan evvel VTR'miz var efendim. Belki bir şarkının her sesinde Ben birine aday olarak gelmiştim ama görüşmesi olduğu için kendimi tutamadım. Çatısından sokaklarına kadar gidebildim yani. Yani çatısını takip ederek çatısını. Evini bulmaya çalıştım ama bulamadım. Kişi kim onu öğrenmemiz lazım. Serkan. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemde çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Ya beni sebep buldu Ezgi Hanım. Hı. Ama ben sebep değilim.
biteceğini biliyordum zaten. Hissettim yani, dedim daha demin de. Gözlerime bak yeter. Bana şans verdiğin zaman da hiç pişman olmayacaksın dedim ama herkese aynı değilim. Ne dememi bekliyorsunuz? Çaya çıkabiliriz. Evet Serkan, hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Baş başa kaldık. Sormayın, Ali'nin kaderlerini yaşıyorum ben de. Evet, sen açıkla istersen. Benim tabii bilgim var ama senin söylemen daha doğru olur tabii. Çünkü senin için gelmişti. Dün de bir şans istedi senden. Yani şimdi Zuhal Hanım, gelseydi de pek bir şey değişmeyecekti. Hı hı. Yani ben yine oturup düşündüm ama ben gelmesini isterdim yani. Niye gelmedi ben onu da bilmiyorum. Biri geldi, piri geldi, sır gibi kayboldu sonra. Evet. Aynen. Kendisine arkadaşlarına da ulaşamamışlar dünden beridir. Sanırım. Telefonları kapalıymış. Yani gelmedi netice itibariyle. Mutlaka ki kendince sebepleri vardır ama keşke seninle ya da bizimle paylaşsaydı. Yani belki de hani kararı anlamıştır. O yüzden de gelmek istememiştir. Anladım. Öyle. Peki diyecek bir şey yok. Kendisi mutlu. Efendim Uğur? Ben gözlemlediğimi söyleyeceğim. Dün gelen hanımefendinin tamamen Ezgi'ye nispeten kıskandırmak maksadıyla geldiğini düşünüyorum. Aa. Böyle bir yorumum var benim. Evet. Niye öyle bir şey? Yani tanımıyor etmiyor Ezgi'yi. Ne o alaka? Zaman niye gelmedi Zuhal abla? Madem o kadar cesareti vardı, o kadar yoğun hislerle gelmişti. Ama Serkan'ın söylediği olabilir mi? Belki cevabımı anlamıştır hayır diyeceğim. Ondan gelmiş. Yine de yanında olması daha iyi olurdu. Ya da herhalde ama bu de. Ali'nin de başına geldi çünkü. Evet evet ama ben bu benim kendi gözlemlediğim. Çünkü çok kısa sürdü Zuhal abla ve öyle bir izlenim uyandırdı bende. Bu sebepten dolayı belki de ya ne bileyim abla ben ya böyle şey düşünüyorum. Olmuş olabilir. Şimdi daha söyleyecek çok şey var ama ben direkt aklıma o geldi benim. İşte gerek var mı orası tartışır. Efendim Ezgi? Ezgi'nin mikrofonunu açar mıyız? Dün arkadaşımız Sibel arkadaşımız geldi bayağı bir. Konuştu işte gözüme bak, bence gözüme bak etkileneceksin falan filan. Ne oldu bugün yok. Serkan da çok mutluydu. 32 dişi birden görünerek gülüyordu. İzledim de buradan şu çıktıktan sonra. Şu anda da mutlu görünüyor. Şu anda da, şu anda da işte ben yorum yaptım diye yüzünde güller açtı. Kesin ondandır ya. Evet ondan. İnancın olsun kesin evet, ondandır. Ondan. Sen yorum yaptın evet, ya. Evet benim konuşmamdan mutlu oluyor bence. Demin beyefendi geldi konuşmandan mutlu olan. Ama olumsuz oldun niye? Aa takip ettin yani arkada. Haliyle ben de her insan gibi izliyorum burada neyse içeride. Neyse yani. Bu zaman geçsin diye yani sana özgür gerçekten şey değil. Duyguları olsaydı dediği gibi dediği şekilde olsaydı burada olurdu. Ben de samimiyetine inanmıyorum ama zaten. Ama ben de an. Sana şöyle bir şey söyleyeyim. Reklam arasında bile arkadaşların hepsi gördü. Hayranlıkta bakıyordu yani bana. O hanımefendi gerçekten de hoşlanarak demek geldi. Demek ki bir gün sürmüş hayranlığı. Ha hayır ben. Demek ki kararımı anlayınca. Ha evet bence de. Çünkü, bana Naz da söyledi. Çok büyük bir hayranlıkla bakıyordu. Evet, çok büyük bir hayranlıkla bakıyordu ama Serkan'dan pek ilgi etkilendiğin anlayınca. Ya çatılara bakıp kuşları görmeye çalıştım dedi, evini bulmaya çalıştım dedi yani. Zuhal abla onlar da bana samimi gelmedi zaten. O büyük duyguyla gelmişti zaten de ama Serkan'dan karşılık alamadı. Ezgi sana ne samimi gelir? Çatılara bakıp ev yok, bulmak nasıl bir şey oluyor? Söyleseler sana samimi gelir? Samimi olsaydı ama senin samimiyetin ne yani? Ben bir beyefendiye böyle duygular besliyorum, geliyorum bu kadar cesaret ediyorum, gözüme bak işte çok etkilendim, çatılara baktım diyorum. İkinci gün ne olursa olsun ben burada olurdum. Tamam ben sana bir şey soruyorum ya. Tamam sana, işte. Senin için samimiyet nedir yani? Benim için samimiyet şu anda burada olsaydı samimiyetine inanmış olurdum. Allah Allah. Ya öyle. Şimdi ben şey söylemek isteyeceğim. Dışarıda defalarca Serkan'la yan yana gelmek istemiş, konuşmak istemiş ama bunu yapamamış. En sonunda fazlasıyla dayanamamış. Duygularına yenik düşmüş, buraya gelmiş. Bir kere de olsa Serkan'la konuşmuş ve yan yana oturmuş. Hayır öyle bir göreyim böyle diye geldi. Böyle bir göreyim de olmuş olabilir. Ama görmüş zaten dışarıda ki. Konuşma fırsatı olmamış Zuhal ama. Zuhal abla dedin ya bir günlük bakmamış. Dedim. İyi de yani dışarıda konuşamayıp burada konuşmak daha büyük cesaret ister. En sonunda şey buraya olmuş o zaman. Dışarıda daha rahat etmez misin sen mesela konuşurken biriyle? Serkan. Yani sürekli zaten Zuhal Hanım çok kişi çeviriyor zaten. Hani dükkana gelen olsun, yolda çeviren olsun. Normal bir ne insan olarak. Ne diyorlar çevirip? Sorular sormaya çalışıyorlar da. Hmm. Bir şey demiyorum yani. Hiçbir şey demiyorsun. Aa, ne diyeyim Zuhal Hanım? Aferin Serkan. Çoğunlukla. Gösteriyorlar. Serkan'cığım bir şey söyleyebilir miyim? Torunları gibi görüyorlardır seni.
Efendim. Bir şey söyleyebilir miyim? Zuhal'ımcığım. Efendim dedim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bu espri değil ama dün akşam serviste, bizim servisteydi, dönerken hanımefendi Mecidiyeköy'de inecekti. Ha. Ve benim arkamda oturuyordu. Gerçekten çok güzel gözlerim var falan dedim. Nedir dedim. Ben dedi olumsuz olacağını düşünüyorum. Onun için gelmeyeceğim dedi. Aa. Vallahi. Evet. Yani Serkan'dan dedi o ilgiyi göremedim dedi. Söylesene düğümü dürne var mı? Ama fırsat anca bulabildim. Zuhal abla şimdi... Bakın fırsat vermiyorsunuz. En Zuhal önemli abla, cevap şey... oradaymış. Ben de şimdi şunu merak ediyorum. Dün gelip Ezgi ile görüşmesi vardı ya Serkan'ın. Ona rağmen geldi ve bekleyeceğim dedi değil mi Zuhal abla? Evet. Bu cesareti gösteren kişi. Ben de onu nasıl anlamıyorum. Olur da şu anda çünkü burada olmaz? Samimiyet hatta dün yanımızda Gülcan Hanım da vardı. O da şahit ya, bu konuya ama şu anda tabii yok. Burada da olmadığı için çok fazla da bir şey diyemiyorum. Evet, yani dedik sonuçta ki, ona da mutluluklar dileyelim. Onun tercihi saygı duymak durumunda. Yani olumsuz olacak diye çok şeyim dedi. Olabilir üzüm. Kendince evet, düşüncesi. Yani herhalde, İnşallah o da mutlu olur. İnşallah o da doğru karar vermiştir. Peki Serkan'ın yerini alıyoruz. Ali'nin de talibi var. Bekletmeyelim. Açalım paravanı. Hayat aynı gökteki gibi uçuyor anıla. Beni aynı eskisi gibi deli sanıyorlar. Ne yazık ki çerçeve değil resim arıyorum. Bu sefer ki zorlama değil. Fazla soru soramadım. Evet. Dışarıda sorabilme şansım var. Kaç zamandır beni izliyorsunuz? Çok uzun zaman değil, sadece gördüm ve geldim. Sizi beğendim. Bir defa mı gördünüz beni? Birkaç defa. Peki aklınızda ne oluştu da geldiniz? Oturmanızı kalkmanızı beğendim her şeyden önce. Dikkatimi çektiniz. Ama benim aklımda çok fazla bilgiye sahip değilsin. Evet, değil. Söyle. Üzülerek söylüyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Maalesef olmuş. Hasretçim üzülerek. Evet. Vallahi olmadı maalesef. Evet. İster devam edebilirsin, istersen vedalaşabiliriz. Peki, böyle alayım seni. Hani her şeyi